kurallarıyla veya şeylerle ilgili detaylarını bu Yaşar Kutluay Hoca'nın mezhepler, İslam mezhepler, Yahudi mezhepleri diye kitabında çok detaylarını Evet. okuyabilirler. Yaşar Ama Kutluay. bugün günümüzde yok. Günümüzde yok fakat İslami dönemde Çok da atışılmıştı ama bir takım Eseniler. itizali, heretik Yahudiler Heretik aslında yani şey. itizali mi diyeceğiz? Heterodoks mu? Hayır. O da ne Türkçe ya? Yani? Yani şöyle diyelim o ama zaman. İşte tam Türkçesini Ortodoks Ortodoks Yahudilikten ayrılan bir takım mezhepler adını koymasalar da bu Esenilerin bir takım görüşlerini kendilerine fikir olarak onlar yaşadıkları yerleri gördünüz mü İsrail tepelerde böyle? Tabi biraz tazik baskıya da Ferisilerin baskısıyla da Ferisiler Ortodoks Yahudiler mi oluyor? Günümüzdeki Ortodoks Yahudilerin şeyleri kabul edilebilir. Peki Ferisi lakap şeyi duruyor mu, ismi duruyor mu şu anda? Kullanılıyor mu? Yok yani? Kullanılmıyor. Şimdi Rabbani'lik var. Rabbani. İşte Karai'lik var vesaire onlar var. Efendim Sayın Oğuzhan Küçük teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi. Demin bahsi geçen unuttuğum bu şey Yahuda. Neydi Yahuda'nın ismi? Judas. Judas. Yahuda İncil'i geçen sene efendim evet uzun bir araştırmadan sonra şimdi bütün şeyi hatırladım yazmışlar Oğuzhan Bey yazmışlar. National Geographic dergisi yayınladı. Tamam sen oradan al, sen onun üzerine bir yazı yazmışsın. Evet National Geographic dergisi. Ve 1700 yıllık 300 yıllarında şeyden sonra belge orijinal dönemi orijinal. Orijinal fakat içindekiler tartışmalı. İçindekiler neymiş? Yahuda'nın hain olmadığı şu bu falan. Yahuda da mı İncil yazmış? Burada müsaade ederseniz iki soruya hayır, ben cevap vereyim. Aslında bu çok oldu bu soru geleli ayılmıştım ama çünkü geçen haftalarda cevap vereceğim demişim, vermemişim. Ozan Sarı soruyorlar, Ozan Bey. Hiç alakasız konu ama geçen haftadan kaldığı için söyleyelim. Halife Abdülmecid'den sonra halifelik ünvanından oldu mu? Almaya deneyenler oldu. En başta Mısır Kralı Faruk gelir. Olmadı, alamadılar. Türkiye'deki hilafeti sadece Osmanlı mensubu Müslümanlar mı kabul etmişti? Hayır. Şimdi bence hilafetin şartlarından biri, en önemli şartlarından biri, yani iki şartı var temel. Bir, sahibi devlet ve seyf, devlet ve kılıç sahibi olacak. İki, biat. Evet. Kabul edilme, bağlanma. Bütün dünya Müslümanlarının biat ettiği son halife Sultan Vahdettin'dir. Halife Abdülmecid Efendi, Ankara Meclisi'nin tayiniyle halife olmuştur. Dünya çapında bir biat olmamıştır. Onun için aslında son halife kimdir? Onun da tartışılması gerekiyor bence. Fakat halife ünvanı kullanan hükümdarlar vardır. Fas'taki Alevi hanedanı. Ama bizim Alevilerle veya Suriye'deki Alevilerle Söyle. Hiç alakası yoktur. Bu hanedan yüzyıllardır Emirül Mü'minin ünvanını kullanıyor Fas Kralı. Babürler de kullanıyor. Efendim? Babür Devleti de kullanıyor. Evet, hepsi, yani gücü olan halife ünvanını kullanıyor ama bizim hilafetimizin temeli emanat-ı mukaddesinin burada olması. Ve Mekke ve Medine'nin hakim Tabii. olmamızdı. Harameyn. Evet. Harameyn'in bir de dünyanın yani. En güçlü devleti zaten. Ama Halife Abdülmecid'den sonra da çok uğraşıldı. Birkaç defa hilafet konferansı düzenlenmiştir. En önemlisi Kahire'de toplanan konferanstır. Önce Fuat sonra Faruk zamanında hatta Kral Faruk'un halife olma hayaliyle sakal bıraktığı da vakidir. Sakallı resimleri var. Sakalsız sen halife olamıyor musun? Sakal olacak. Rahmetli Osman Efendi anlatırdı. Halife Abdülmecid de ilk hilafete seçilmiş. Bakın fotoğraflara dikkat edin. Biat töreninde Topkapı Sarayı'nda yapılan törende sakal yok. 15 gün sonra çekilmiş fotoğraflarda böyle bir sakal var. Halifenin. Osman Efendi anlattı. Bir bayramda gitmişler kucağına almış onları. İşte 8-10 yaşlarında. Sakalı çok güzel. Okşayayım dedim elimde kaldı. Takma sakal takmış. 15 gün o kadar çıkmasız o. Her şeyi soruyor. Suudi Arabistan kralları kullanmıyor değil mi öyle bir?
Halife kullanmıyor, şey kullanıyor onlar. Hadimül harefeyn, haremeyn-i şerifeyn. Ha, onu kullanıyor. Yavuz Selim'in ünvanını. Osmanlı'ya öykünerek biraz. Öykünmek ne demek? Takliden demek istiyorsun. Takliden. Ya bari siz şu uydurduk lafını kullanmayın ya. O zaman da anlaşılmıyor diyorlar. Siz Yahudi ilahiyatının süreçsel devingenlikteki bağdaşımsal birikimden izleksel... Allah Allah. Bu arada geçen gün bir arkadaşım TRT izliyormuş ve hiçbir şey anlayamamış. Çünkü mesela fax gönderin diyecekler. Tuhaf bir kelime kullanıyor. Belge geçer. Belge geçer. Ondan sonra e-mail ile bir şeyler takmışlar. E-posta falan demiyorlar. Bambaşka bir şey diyorlar. Posta anlaşılır. Yani böyle pek çok bu tür kelimeyi tuhaf böyle uyduruk Türkçe kelimeler kullanıyor. Ama Fransa'da fax demiyor biliyorsunuz. Telekopi diyorlar. Ya fax kısa ve artık herkesin anlaşılır. Bu kelimelerin bizde yerleşmiş bazı kelimelerin hala kullanılmış olmasının sebebi kısa olmalı. Kısa. Belge geçer uzun. Ya, fax demek bakan kimse bu demek belge geçer demez. Ama bazen. Tarih kurumundaki zavallı bunu anlamaz bir türlü. Belgeç falan da kullanılıyor. Belgeç. Belgeç. Kulağa da korkunç geliyor. Küfreda gibi bir söz ya belgeç. Yani Allah Allah. Ama en güzeli şu oldu. Ön sözü böldürer biliyorsun şimdi. Ayrı yazıyorlar. Ön söz. Onu hiç şey yapma neler yapıyorlar. Şeyi de biliyorlar. Uluslararası da biliyorlar mesela birleşik. Onu görmedim ben. Tabii uluslararası ayrı yazılıyor. Sivrisek nasıl yazıyor hep onu söylüyorum ben ama. Bunu da bölmüşlerdir. Demir kapıyı falan ayrı yazdırıyorlardı bir ara şu anda bilmiyorum ne yaptılar. Ama çok şey yapıyor mesela uluslararasını böldüğün zaman gözü tırmalıyor. Otomatik olarak düzeltiyor zaten Word belgelerinde. Efendim? Yalnız o şeymiş, dil kurumu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Çok eski şeymiş o. Neyi? Ya şimdi bilgisayarda yazım programlarını düzeltiyor ya Türkçe imlaya. Dil kurumundan bir iki kişiyle konuşmuştum ben. Şey dediler yani şu andaki imla kaideleri değil o dediler. Biz dediler verdik dediler. Yani temas kurduk sonradan almadılar falan gibi bir şey. Yani eski çok 10-15 sene önceki şeymiş o. Efendim sevgili seyircilerimizden, sayın seyircilerimizden Ali Bey maalesef ismi şey yapabiliyorum, hatırlayabiliyorum. Program açılıp kapandı o yüzden cevap veremiyorum. Bir soru sormuştunuz. Itri Mevlevi Ayin Nevi ile alakalı. Maalesef program gitti dediğim gibi tekrar açtım. Alfabetikle yapmama rağmen bulamıyorum. O soruyu lütfen tekrar gönderirseniz, seviniyorsanız, bana da enteresan gelmişti. Tekniki tahkik, efendim, Itri Mevlevi Ayinevi ile ilgili. O soruyu tekrar gönderirseniz efendim, Hüseyin demiyormuş, Hüseyin Bey denmiş, geldi. Buldum. Müsaade ederseniz bu soruya cevap vereyim ben. 3.30'da gelmiş herhalde. Evet tam 3.30 yeni gelen. Efendim maalesef bahsettiğiniz sorulara isim vermeden cevap vermek zorundayım. Bir önce sorunuz. Bahsettiğiniz tezi gördüm. O konu öyle incelenmez. Öyle bir şey olmaz. Bence okudum. Daha doğrusu o YÖK'ün internetteki sitesinden indirdim. Bazı tezleri indirebiliyorum, indirilenleri. İndirilmeyenleri de neyse gönderiyorlar. O tez, o konu öyle incelenmez. Efendim, bu klasik müziğin temelleri Itri zamanında atılmadı. Bugün bildiğimiz bu müziğin temelleri, bu form en eski kaynaklar 15. yüzyıldır. Arada bir 152-3 sene vardır Itri ile. 15 sonudur elimizdeki. Yani eser olarak.